İlk bakışta pek açık olmayabilir ama bu üç denklem aslında aynı denklemdir. Sadece cebirsel olarak değiştirilmişler, farklı formlarda yazılmışlar. Bu denklem standart formda yazılmış bir ikinci dereceden denklem bu çarpanlarına ayrılmış formda yazılmış bir ikinci dereceden denklem. İlk denklemin burada çarpanlarına ayrılmış olduğuna dikkat edin ve bu son denklem ise bu videoda odaklanacağımız formda yazılmış. Bu genelde tepe noktası formu olarak bilinir. Bu videoda diğer formlardan tepe noktası formuna nasıl geçeceğimizi odaklanmayacağız. Bunu daha sonraki videolarda yapacağız. Burada esas odaklanacağımız şey buna neden tepe noktası formu denildiğini anlamak. Şimdi ilk olarak tepe noktasının ne olduğunu hatırlayalım. Diğer videolardan da hatırlayabileceğiniz üzere eğer ikinci dereceden bir ifademiz varsa yani y eşittir x kareli bir ikinci dereceden denklem şeklinde bir grafik çiziyorsak bu grafik bir parabol olacak ve bu kolları yukarı doğru açılan bir parabol veya kolları aşağı doğru açılan bir parabol olabilir. Özellikle bu denkleme bakarsak bu kolları yukarı doğru açılan bir parabol olacak ve yaklaşık olarak şu şekilde görünecek. Evet, buna benzer bir parabol olacak. Bunun gibi kolları yukarı doğru açılan bir parabol için tepe noktası tam şurasıdır. Çünkü bu minimum noktasıdır. Tepe noktasının x koordinatı şurada ve y koordinatı da işte burada. Denklemin bu halinin tepe noktası formu olarak adlandırılmasının nedeni tepe noktasının koordinatlarını bu formdan seçmenin oldukça kolay olması. Peki bunu nasıl yaparız? Bunu yapabilmek için bu ifadedeki yapıyı iyi anlamalıyız. Hadi gelin denklemi tekrar yazalım. Y eşittir 3 çarpı x artı 2'nin karesi eksi 27. Burada fark etmemiz gereken en önemli şey ifadenin bu kısmının asla negatif olmayacağı. Burada ne olursa olsun bunun karesini aldığımız için asla negatif bir değer elde edemeyiz. Evet, bu hiçbir zaman negatif olmayacak ve bunu bir de buradaki pozitif sayı ile çarpıyoruz. Dolayısıyla şu kısmın tamamı sıfıra eşit ya da sıfırdan daha büyük olacak. Böyle olduğu için de sonuçta eksi 27'ye eklenecek bir değer elde edeceğiz. Haliyle bu eğrinin yani parabolün minimum noktası şu kısım sıfıra eşit olduğunda yani eksi 27'ye bir şey eklemediğimizde elde edilecek değil mi? Peki bu ne zaman sıfıra eşit olacak? x artı 2 sıfıra eşit olduğunda bu kısım sıfıra eşit olacak. Öyleyse tepe noktasının x koordinatını bulmak istiyorsak, hangi x değeri için x artı 2'nin sıfıra eşit olduğunu bulmak yeterli. Bunun için tabii ki her iki taraftan da 2 çıkarırız ve x'in eksi 2'ye eşit olduğunu görürüz. Bu durumda buradaki x koordinatının eksi 2 olduğunu artık biliyoruz. Peki, tepe noktasının y koordinatı nedir? Yani bu eğrinin alabileceği en küçük değer nedir? x eksi 2'ye eşit olduğunda şuranın tamamı 0'dır ve y de eksi 27'ye eşittir. Evet, y eksi 27'ye eşittir. Yani buradaki değer eksi 27'dir. Demek ki buradaki tepe noktasının koordinatları eksi 2'ye eksi 27'ymiş. Ve bunu sadece tepe noktası formundaki bu ikinci dereceden denkleme bakarak da görebilirsiniz. Şimdi gelin birkaç örnek daha yapalım ve tepe noktası formunda yazılmış bir ikinci dereceden denklemden tepe noktasını nasıl bulacağımızı iyice kavrayalım. Diyelim ki bu sefer parabolün kollarının aşağıya doğru açıldığı bir senaryomuz olsun. Diyelim ki denklemimiz y eşittir eksi 2 çarpı x artı 5, aslında x eksi 5 desek daha iyi olacak, çarpı x eksi 5'in karesi artı 10 olsun. Bu kolları aşağı açılan bir paraboldür. Gelin bunun neden böyle olduğunu iyice anlayalım. Burada bu kısım yine asla negatif olamayacak ancak bu sefer eksi 2 ile çarpılıyor. Bu yüzden bunların tamamı aslında her zaman 0 ya da negatif olacak. Yani şu kısmın tamamı tüm x değerleri için 0'a eşit ya da 0'dan daha küçük olacak. Peki maksimum noktası nerede olacak? x x eksi 5 sıfıra eşit olduğunda ve ondan bir azalma olmadığında maksimum noktasını elde edeceğiz. X eksi 5 eşittir 0 dedik. Bu tabii ki x 5'e eşit olduğunda gerçekleşecek ve işte bu da tepe noktasının x koordinatı olacak. Peki tepe noktasının y koordinatı nedir? Eğer x 5'e eşitse ve şu kısım 0 10'dan herhangi bir azalma olmayacak ve haliyle y de 10'a eşit olacak. Bu durumda bu seferki tepe noktası x eşittir 5. Şimdilik sadece göz kararı bir şey çizeceğim. Evet sanırım şurası x eşittir 5'tir ve y de eşittir 10. Burası eksi 27 ise burası artı 27'dir desek 10 şuralarda bir yerde olur değil mi? Bu arada x ve y ekseni için aynı ölçekleri kullanmıyorum. Tepe noktası işte burada 5'e 10 noktası. Ve eğrimiz de işte şu şekilde görünecek. x eksenini tam olarak nerede kestiğini bilmiyorum ama sonuç olarak kolları aşağı doğru açılan bir parabol. Belki hadi bir örnek daha yapalım ve tepe noktasını tepe noktası formundan belirleme konusuna iyice hakim olalım. Diyelim ki denklemimiz y eşittir eksi pi çarpı x eksi 2,8 karesi artı 7,1 olsun. Çok da iyi görünmüyor değil mi? Ama önemli değil. Buradaki parabolün tepe noktası nedir? X koordinatı şu ifadeyi sıfıra eşit yapan x değeri olduğuna göre 2,8 olacak. Eğer bu sıfıra eşitse o zaman buranın tamamı sıfıra eşit olacak ve y de 7 ,1 olacak. Neden bunun tepe noktası formu olarak adlandırıldığını umarım anlamışsınızdır. Denklem bu şekilde yazıldığında buradan tepe noktasını bulmak oldukça kolay da ondan.